Merhaba arkadaşlar. Tüm sorularınızı bir anda cevaplamaya çalışacağım. Hani hepsini tek bir tane video ile paylaşacağım sizlerle. İlk önce Taner diye bir arkadaş var. DNA Flash yüksek modelini inceleyebilir misiniz dedi. O buydu işte. Ben bunu daha önceden incelemiştim Taner. Bunun ne gibi özellikleri var? Özellikle içi terletmeyen bir yapıya sahip. Terlediğiniz zaman da bunu size çok fazla hissettirmeyen bir yapıya sahip. İlk önce içinden başlayayım, dışına doğru gideceğim zaten. Ön tarafında kaval kemiğinizi koruyabilmek için şöyle bir koruması var. Spor sürüşe uygun yapılmış şöyle bir körük mekanizması var. Vites koruması var. Topuk koruması var. Bilek koruması var. Şurasında ve şöyle yandan açılıyor. Bırak, şunu bırakayım. Şöyle yandan açılıyor. Yandan açıldığı zaman da bir tane buna ek yapmışlar. Şöyle fermuarı da var. Aynı zamanda bir ek yapmışlar. Bu da hani içeriye doğru katlıyor ama size rahatsızlık vermiyor. Dediğim gibi terletmeyen bir yapı. Terlediğinde de size hissettirmeyen bir yapıda yapılmış. Uzun olduğu için sizin kaval kemiğinizi de koruyacaktır. Körük mekanizmaları sizin oturuş pozisyonunuza göre şekil alacaktır. Vites koruması, bilek koruması, topuk koruması, burun koruması her şeyi var. İyi bir mont, ucuz, iyi bir bot, ucuz bir fiyat performans isteyenler için gerçekten ucuz bir bot ve hani altıda kaydırmaz bir tabandır. Yolda işte hani mazot olur, yağ olur falan o tarz şeylerde kaydırmayacaktır. Uzun sürüşlerde ve kısa sürüşlerde ve uzun gezilerde rahatlıkla kullanabileceğiniz botlardan bir tanesi. Bunun farklı farklı çeşitleri var tabii. TCX'te de farklı öneriler var. Farklı ürünler var. Dynast'te de var. Burada var. Bu en uygun gördüğüm şu ana kadar en uygun fiyat performans botlarından bir tanesi. Koruyucu, Türk yapımı ve iyi bir bot. Bunu alabilirsin. Zaten bunun da tanıtımını istemişsin. Sanırım bununla da ilgileniyorsun Taner. Ben linklerini bırakacağım aşağıya. Sonra Doğan diye bir arkadaş var. Daha önce onun için hani ben bir tane video çekmiştim aslında 10 bin liraya kadar filan. O tekrar istedi. Ben de tekrar söyleyeyim. Yüksek bilek, bot, full korumalı pantolon, ceket, kask ve eldiven istemişti. Ben oradaki sunduğum şeyleri dışında bazı şeyler sunayım o zaman. Sunmaya çalışayım. Hani bizim de elimizde bazıları var, bazıları yok. İstersen hani mağazaya gelip alabilirsin. Mağazaya gelme imkanın yoksa internetten sipariş verebilirsin. Ben linklerinin hepsini yazacağım. İlk önce tanıtayım tabii. İlk önce kasktan başlayayım. Kask nasıl bir kask? Kask QVS gibi bir kask. Gerçekten iyi bir kask çünkü trikompozit bir yapısı var. Bu trikompozit ve fiberglass yapılarını öncelikle size öneriyorum arkadaşlar. Hani fiyat performans alabileceğiniz farklı farklı kasklar var ama bu kask onlardan yani en iyilerinden bir tanesi. Çünkü hani hem spor sürüşe göre yapılmış hem trikompozit kazada size en az zararın gelmesini sağlayabilecek şekilde yapılmış kasklardan bir tanesi. Şöyle kademeli açılır. Bir tane camı var. Geniş bir bakış açısı var. Bir arkadaş da şeyi soruyordu. Kimdi o arkadaş? Furkan arkadaş da şunu soruyordu. Gözlükle giyebileceğim kasları tanıtabilir misiniz diyordu. Evet, gözlükle giyebileceğiniz kaslardan bir tanesi bu. Birçok farklı model var. Birçoğu da zaten gözlük kanalına sahip. Gözlük kanalına sahip olmayan böyle ucuz kaslar var. Onlardan da almazsın. Ben ucuz ve pahalı seçenekleri zaten yazacağım. Bunun önünde çok iyi havalandırmaları var. Yani şu burun kısmına gelecek yerde gerçekten çok iyi havalandırmaları var. Ve buradan aldığı havayı zaten ön iç tarafına buğu yapmaması için oraya doğru veriyor. Ama bunu nasıl veriyor? Eğer ön tarafındaki şu bölüm açıksa, o bölüm açıksa veriyor. O bölüm açık değilse oradan hava almayacak demektir. Altından da az biraz hava geçirir. Ama bu çok hava gelecek anlamına gelmez. Hava dolaşımı iyi bir kastır. Sessiz kaslardan bir tanesidir. Eski tip kaslardan bir tanesidir. QVS uzun zamandır var. Bunlar da mesela işte 2019'dan kalma. 2019'da bize gelmiş. 2019'un yazından yani neredeyse
İşte elimizde kalan bir iki tane model var zaten. Diğerlerinin hepsi satıldı. Bunlar da bazılarında ölçü bulamayabilirsiniz. Mağazaya sormanız gerekiyor. O ölçü var mı? Bu ölçülerde benim kafama uyabilecek bir yapıda kask var mı? Veya işte hani korumalı ne önerirsiniz diye sorabilirsiniz. Ben hani hem mağazanın telefon numarasını bırakacağım hem işte bunların linklerini açıklama kısmına koyacağım. Dediğim gibi geniş bir bakış açısına sahip, gerçekten iyi bir havalandırmaya sahip, gözlükle giyilebiliyor. Alt tarafına baktığımızda Double D bir bağlantısı var ve boyun pedleri gerçekten şahane yapılmış. Hem yumuşak hem kafanıza ve boynunuza çok iyi oturabilecek şekilde yapılmış. Double D bağlamakta zorluk çeken bazı arkadaşlar var. O yüzden de bazıları açık kullanıyor. Bu açık kullanmak gerçekten tehlikeli. Neden ise o açık kullanma sırasında kaza yaptığınız zaman kask kafanızdan çıkıp gidebilir. Kafanızı asfalta çarpabilirsiniz. Böyle tehlikeleri var. Şimdi dönelim tekrar. Üstünde yani ön tarafında şu şekilde açılıp kapanan bir tane havalandırması var. Üst havalandırmaları yine spor sürüşe uygun şekilde yapılmış. Arka hava çıkış kanalları spor sürüşe uygun şekilde yapılmış. Üst tarafından, ön tarafından aldığı hava kanalından aldığı hava şu şekilde, eğer bu kısımdaki kanallar açıksa buradan çıkıp gidecektir. Yoksa içeride bir buğulanma ve bir toplanma yapabilir. Ama açıksa rahatlıkla hava kanallarından buradan hava çıkıp gidecektir. Şurada bir kilit mekanizması var. Ön tarafında yüksek hızlarda açılmaması için bir küçük kilit mekanizması var. O da zaten şöyle tık diye kapanmasını sağlıyor. Double D bağlantısı var. İç kask gerçekten hani nefes alabilir kaslardan ve sessiz kaslardan, uğultu yapmayan kaslardan bir tanesi. Q-Vest'i önerebilirim. Tabii ki yani farklı kaslar var Doğan. NX-R'ı önerebilirim. Sürüşüne göre GT-R 2'yi önerebilirim ama o biraz daha enduro ve daha farklı sürüş, spor touringlerde falan kullanılır. Sen sanırım spor istiyorsun. Ben de ona göre uygun şeyler sunmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi hani ben Doğan arkadaşın daha önceden paylaştığım şeyleri tekrar paylaşacağım belki. Mesela işte Revit'in Tornado'su, Levante'si gibi montları önerebilirim. Onlar biraz daha hani spor sürüşe uygun olabilir ama hani Doğan sana fiyat performans alabileceğim montlardan bir tanesini geçen galiba videoda paylaşmıştım. Magna'nın deri montu var bir tane, Blast diye. Örgüçlü ve hani bu kasla da çok iyi gidebilecek, çok iyi performans alabileceğim montlardan bir tanesi. Hani bizde yok ama sana önerebilirim, o montu alabilirsin gerçekten. Fiyat performans için gerçekten iyi bir mont. Daha üst montlar almak istersen hani Dynast'e bakabilirsin veya işte Revit'in farklı seçeneklerine bakabilirsin. Ama benim önerdiğim Magna'nın o montu spor sürüşte çok iyi bir performans sağlayacaktır. Fiyatı bir ara 1999 TL'ydi, yani 2000 liraydı. Şimdi artmıştır ama hani gerçekten iyi montlardan bir tanesi. Onun videosunu da seninle paylaşacağım. Revit'in Fly 2'sini paylaşmıştım daha önceden. Revit'in Sand 3'ünü paylaşmıştım. Bizde bazıları kaldı, bazıları kalmadı. Onları da şuraya koyacağım zaten. Hani aşağı açıklamaya da linklerini ekleyeceğim. Pantolon olarak Tek 90 pantolon alabilirsin. Deri pantolon da alabilirsin. Bir ara sanki sen tulum istemiştin. Tulum seçenekleri mağazada yok. Bazen sitemizde çıkıyor, bazen çıkmıyor. Onlara bakacağım. Olmazsa linklerini zaten paylaşacağım seninle. Yani umarım yararlı olmuştur. Bot olarak da yine Dynast TCX ve Rockwell arasında farklı seçenekler var. Onları da şuraya koyacağım arka arkaya. Ve zaten hani detaylarını zaten paylaştığım için onlardan herhangi bir tanesini alabilirsin. Daha önceki videolarda da bunlardan bulabilirsin. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Diğer bir tane arkadaş daha var, Burahan diye. 160 cc'lik naked motorum var. 3 mevsim mont istiyorum. Bunun için bir tane ProServe'in yeni bir tane montu geldi. Onun linkini ekleyeceğim ben. Oradan bakabilirsin. O 600 lira civarında bir monttu. Bir kol içi ayarlamalara sahip, iyi bir dış kumaşa sahip. Özellikle hani dirseklerinde ve omuzlarında iyi korumalara sahip. Aynı zamanda bir tane sırt korumasıyla beraber geliyor. Biliyorsunuz bazı montlar sırt korumasıyla beraber gelmiyor. Hemen göstereyim arkasını.
Bunun birkaç tane rengi var. O renkleri zaten benim göstereceğim linklerden görebilirsiniz. Hepsinin linklerini ve fiyatlarını paylaşacağım. 600 lirayı belki biraz daha geçebilir veya biraz daha altında kalabilir. O fiyat zaten belirli. Dolar, euro filan biliyorsunuz değiştiği için fiyatlar haftalık, günlük bile bazen farklılaşabiliyor. Bunun detayları ise şöyle. İyi bir kumaşa sahip, içinde iyi bir astarı var. Bu astarı çıkartabiliyorsunuz. Bahar aylarında da size rahatlık sağlayacaktır. Dediğim gibi yaz aylarında biraz terletecektir. Fakat hani koruması iyi bir monttur. Çünkü dediğim gibi dirseklerinde, omuzlarında ve sırtında koruması var. Önü şöyle fermuarlı şekilde kapanıyor. Bir tane cırt cırtı var. Özellikle alt tarafında bir cırt cırtı var. Üst tarafında da böyle bir çıt çıt yapmışlar. Kol ayarlaması için de buralarına çıt çıt koymuşlar. Ve bileği şöyle cırt şekilde açılıyor. Ve bir tane fermuara sahip. İçinde dediğim gibi astar var. Astar da çıkartılabiliyor. Euro ve dolar değiştiği için değişebilir. Ben şimdi 600 lira diyorum ama bu videoyu çektikten sonra birkaç gün geçecek ve o videonun, o montun fiyatı değişecek. O yüzden koyduğumda, hani linkini koyduğumda fiyatı biraz değişmiş olabilir. Kusura bakma. Ben hani sizin sorularınızı cevaplamaya çalıştım arkadaşlar. Gözümden kaçan sorular varsa beni uyarın. Abi şunu cevaplamadın, bunu cevaplamadın. Sizin de hani size de uygun şekilde öneriler yapabilirim. Furkan, seni unutmadım. Gözlük takabileceğimiz kasları tanıtır mısın dedin. Onların linklerinin hepsini paylaşacağım seninle. Furkan yazacağım başına, gözlükle takılabilecek kasların hepsini yazacağım. Doğan, sana da vereceğim önerileri Doğan yazacağım başına açıklama kısmında. Yüksek bilek, bot, full korumalı pantolon, ceket, kask, eldiven önerisi diyeceğim. Burak'ın, sana da işte Burak'ın diye başlık açacağım. 3 mevsim mont önerilerimi yazacağım. Yorumların hepsini cevaplamaya çalıştım arkadaşlar. Eğer hani farklı farklı sorularınız olursa onları da cevaplayacağım. Umarım yararlı olmuştur dediğim gibi. İyi ki varsınız. Hepinize iyi sürüşler.